Ben özellikle hakem hanımefendilerin olmasını istedim. Çünkü bu aynı zamanda bize tenisin Türkiye'de nasıl yerleştiğini, nasıl organize bir spor haline geldiğinde gösteriyor. Tabii ki önce sözü Ertuğrul Özkök'e vermek gerekiyor. Niçin burada bulunuyoruz abi, Logotel'de? Ben de bilmiyorum. Evet. Hayır, ben artık vazgeçtim. Halkını anlamayan adam olduğum için şimdi artık tenisi anlamayan adam olarak geldim buraya. Evet, aslında tenis konusunda bilgileneceğiz. Peki, ama ben tenisle ilgili şöyle bir şeyimi anlatayım. Ben küçükken İzmir'de, Namık Kemal Lisesi'nde okuyordum ben. Hemen kenarında İzmir Fuarı vardı ve İzmir Fuarı'nda bir tenis kulübü vardı. Bu tenis kulübü bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahipti. Çünkü tenis kulübünde top toplayıcısı olarak çalışmak çok önemli bir şeydi. Acayip bahşişten orada çalışmayı başaran arkadaşlarımız inanılmaz bize fark atarlardı. Aldıkları Amerikan pazarından gidip kot alırlar falan, çok iyi bahşiş alırlardı. Çünkü İzmir'in babası zengin, çocukların hepsi orada tenis oynarlardı. Benim tenisle ilgili ilgim ise İzmir Namık Kemal Lisesi'nde top toplayıcısı olarak başladım ama ben para kazanamadım. Hı. Çünkü bizim okula o yıllarda, yani 1950-60'lı yılların başında Türkiye milli tenis takımında oynayan Ziya Kıpkızıl diye bir oyuncu vardı. Bilmiyorum, belki siz tanıyorsunuz isim olarak. Ziya Kıpkızıl da bizim okula almışlardı. Orada bitirsin okul diye, başka yerde bitiremiyordu. Ziya abi o zamanlar o topa vururdu, top giderdi. Biz de koşup topu toplayıp getirirdik. Ve Ziya'nın gözüne girmek orada bizim için bayağı bir statü meselesiydi. Yani benim tenisle ilgim bu. Fakat sonradan bizim Hürriyet'teki Fatih Çekirge beni tenis meraklısı yaptı. Bir de kızım. Torunum Formula 1 hastası yaptı. Şu anda iyi bir Formula 1 uzmanı oldum. Kız torunum sayesinde. Hiç kaçırmıyorum. Hatta gidebildiklerime gidiyorum da dışarıda. Tenisi de iyi bir seyirci oldum. Her iki sporu da ilk zamanlar çok küçümserdim. Çünkü benim için her ikisi de şu spordu televizyonun karşısında. Böyle bir şeydi yani. Böyle geçen giden bir şeylerdi. Öyle zannediyordum. Fakat sonradan tenisi oynarken o matematiği falan beni hakikaten çok etkiledi. Ve şu anda yani iyi bir tenis izleyicisiyim. Daha iyi bir Formula 1 ama çok iyi bir tenis. Kortta izlemekle Formula 1'i pistte izlemek arasında fark var. Yani gerçekten arabayı takip edemiyorsun tribünde Formula 1'de. Ama evet, kortta tenisi izlerken çok keyifli. Zaten orada bir de asıl dijital ekrandaki rakamları izlemek, yani onların ikisini beraber izlediğin için zaten Formula 1 yarış sırasında da sadece piste bakılmıyor. Lojlarda, yani localarda otururken devamlı büyük ekranda o matematiği izliyorsun. Ama bir şey söyleyeyim, her iki sporu da gerçekten oynaması kadar seyretmesi insana keyif veren ve challenging bir tarafı var. Yani o bakımdan benim şu anda yükselen sporlarından biri. Çok iyi bir spor izleyicisiyim ben çünkü. Peki. Ertuğrul abi, teşekkür ederiz. Bu çok doğru bir giriş aslında. Çünkü çocuklukta bu Türkiye'de tenis nasıl görünüyordu eski çocukların gözüne? Burada Cansel de bize tamamlayabilir aslında yani bu konuyu. Cansel de çünkü bana anlattığın hikayeyi çok isterim tekrar oradan bir girizgah yapmanı. Fransa'dan hatta. Bilenler bilmeyenler için söyleyeyim. Ben tam bir gurbetçi çocuğum. 25 sene Fransa'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye geldim. Ama çocukluğumda 9 yaşında gittim Fransa'ya. Ve İzmir'i, İstanbul'u görmeden, yani Tire'den giden bir gurbetçi çocuğum. O yüzden ilkokul 1'i tekrar başladım. Bir hafta sonra okulda bana bir tenis raketi getirdiler. Dunlop, böyle tahta raketler vardı. İşte 1979-80'lerde oluyordu. Ben raketin ne olduğunu anlamadım, eve geldim. Annem babam da böyle konfeksiyon atölyesinde çalışıyorlardı. Geldiler eve. Dedim ki, bu ne dedim anne dedim. Annem dedi ki, bilmiyorum dedi, süzgece benziyor dedi. Anlamadım ne olduğunu. Babam dedi, ben de bilmiyorum dedi. İstersen dedi, abini bekle dedi. Abin anlatır sana dedi. Abim her şeyi daha iyi bildiği için, benden 7-8 yaş büyük. Geldi o akşam eve. Cansel galiba dedi, bu tenisli. Ama emin değilim dedi. Bu tenis raketi dedi. Ne o dedim? Ya dedi, işte bizim Cumhuriyet Okulu'nda dedi ping pong masası vardı dedi. Bunun dedi daha büyüğü dedi böyle.
file falan var dedi ortasında dedi. Bunu dedi oynuyorlar dedi. Bunu dedi zengin insanlar oynuyor. Sen dedi bunu oyna dedi, öğren dedi, ileride dedi zenginlerle oynarsınız. Aynı sizin söylediğiniz işte İzmir'deki, ondan sonra hatta toprak korktu. O, toprak korktu, evet. Yani ilk, çok enteresan. Sonra ben de tabii gittim okula, öğrendim biraz böyle servis atmayı falan oynamayı. Dediler ki beğendim, sevdim mi? Evet, sana dedi bir referans mektubu vereceğiz. Ve orada böyle bir tenis kulübü var. Orada gidersin, oynarsın. Gittim oraya, dediler ki seneliği 500 frank. İşte 500 euro gibiydi o dönemde. Benim de param yok. Dediler ki o zaman boş kortlarda oynarsın. Boş olduğu zaman oynarsın. Benim gibi işte bir işte Cezayirli bir çocuk vardı. Bir de Senegalli bir çocuk vardı. Biz böyle 3 kişi boş kortlarda oynuyordu. Bir de haftada bir bizi bedava bir hoca belediyenin yardımıyla bize ders veriyordu. Ondan sonra da çarşamba günleri Roland Garros'a turnuvalarda gönderiyorlardı. Biz böyle Roland Garros'a gittik. İşte orada Steffi Graf'lar, ondan sonra Agassi'ler. Ne yapıyordunuz orada? Orada izliyorduk çarşamba günü. Ha, izliyorsunuz. Tabii bilir Çağla, çarşamba günleri sakat bir gündür. Çünkü çocuklar günü. Bütün çocuklar gelir orada, bağırır, çağırırlar ve onların önünde oynamak zordur yani. Biz de böyle gidip bağırıyorduk falan. ve orada ben hatta kara borsa bilet de sattım. Orada biraz para kazandım. Orada başka bir hikayeler var ama tenisle benim hikayem bu yani. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii bu yüzden burada değilsin yani. Yani bu çocukluğunda olan şey için şu anda oynamaya devam ediyorsun. Oynamaya devam ediyorum. Yani öğrendim orada tenisi. Yani sonuçta hani istiyorum ki Türkiye'de bu sadece böyle bir elit bir spor olmasın. Çünkü ben bu imkanları Fransa'da bir gurbetçi çocuğu olarak yaşadım. Ve bana bu imkanı verdiler. Yani bir hafta sonra da bizi kayağa götürdüler yani.